Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Az önce Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Başkan Burak Elmas'ın bu açıklamalarına bir cevap geldi. Oldukça uzun ben özetlemeye çalışacağım. Belli bir kısmını da okuyacağım sizler için. 14 Mart Pazartesi günü Ali Samiyen Spor Kompleksinde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz rakibimizin maçın ertelenmesiyle ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır. Futbol A takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nurçe bir cevap verirken ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler içinde emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş. Stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz THANKS FOR JOINING US. Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarını açabileceğimizi ifade etmiştir. Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası parçası Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zeminiyle ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir diyor. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarının içerisinde yer alan cümlelere de cevaben paragraflar şeklinde cevap veriliyor. Örneğin Şampiyonlar Ligi'nde gol bile atamadan elenmeleriyle ilgili ülke puanına en fazla katkı veren takımın Beşiktaş olduğu UEFA tarafından açıklanan belgeler içerisinde de vardır. Buraya bakabilirler. Şeklinde de bir cevabı var. Aynı zamanda 21 Ocak 2022'de yapılan bir paylaşım vardı. Trabzonspor maçı öncesinde yine yoğun kar yağışı vardı. Zemini korumaya aldıklarını belirten bir paylaşım yapmışlardı. Aynı paylaşımı Beşiktaş maçı öncesinde neden göremedik şeklinde yine bir soruları var. Avrupa Ligi ile ilgili eleştiriler var. Biz kaybettiğimiz zaman, elendiğimiz zaman tarih bir kere yazıldı şeklinde bir tweet paylaşmışlardı. Aynı zamanda teknik direktörleri Fatih Terim'in de 2019 yılında Fenerbahçe'nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra pazartesi günü oynanan derbi için Fatih Terim'in derbiler pazar günü oynanır şeklinde kendi kulübüyle ilgili olmayan bir açıklama yapmış olduğuna yine atıfta bulunulmuştur. E, UEFA Avrupa Ligi'nde yine Barcelona karşısında e, aslanlar gibi sahaya çıkmalarını beklediği ifade edilmiş ve Beşiktaş olarak da Yine sahada olacaklarını paylaşmışlar. Uzunca bir açıklama vardı. Sizlere özetlemeye çalıştım. Bu son dakika bilgisini de aktarmış olalım. Beşiktaş'tan bu penzata Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Miki Batşuay'ı, Kerem Karaman, Kaylilerin ve Güven Yalçın'dan beklediği performansı alamayan siyah beyazlar gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için düğmeye şimdiden bastı. Birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim daha önce de Türkiye'de Hatay Spor forması giymiş olan Aron Bupenza için girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi beklenen bu penza Eder ile ligin son maçına çıktı. Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu bu penza 2-0 kazanılan maçta forvet mevkinde değil sağ açık olarak forma giydi. Bu penzanın yarın Katar'dan ayrılarak tatile çıkması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Gabonlu oyuncu hava durumuna göre en geç hafta başında İstanbul'da olacağı ve Beşiktaş'la yetkililerle bir görüşme yapacağı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Gabonlu golcüde gözü olan diğer takımların kafasını karıştırmaması için ön plana çıkarmak istemiyor. Eder abinin 4,5 milyon euro bonservis, yılda da 2,5 milyon euro maaş ödeteği bu penza ligde 7 golde kaldığı için satış listesine koyduğu belirtildi. Katar ekibinin yıllık masrafından kurtulmak için bu penzanın bonservisinde indirim yapmaya hazırlandığı belirtildi. Derbi de Serdar Saatçı için geliyorlar. Kartal'ın öz kaynaklarından olan Serdar Saatçi için Empoli'nin transfer çalışmalara başladığı öğrenildi. İtalyan Ligi ekiplerinden Empoli'nin Genç Soperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakından izleyeceği belirtildi. 19 yaşındaki genç yıldız 2020 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Videoya benzerliğiyle dikkat çeken Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Serdar son olarak Başakşehir maçında 90 dakika oynadı. Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile 2026'ya. Kara Kartal'da bu sezon ortaya koydukları başarılı performanslarla dikkat çeken Güven Yalçın ve Can Bozdoğan için siyah beyazlar yeni haftada önemli bir çalışma başlatacak. Sezon başında Alman ekibi şark eden 200 bin euro karşılığında kiralanan Can Bozdoğan'ın performansından memnun olan yönetim Genç orta saha oyuncusu için yeni haftada mavi beyazlılarla pazarlık masasına oturacak. Canın 1.8 milyon euroluk bonservisine düşürmek için yoğun mesai harcayacak olan idareciler kariyerinde Beşiktaş'ta devam etmek isteyen 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalayacak. Siyah beyazlarda bu sezon Miki Batuşay ve Kenan Karaman'ın hücum hattındaki etkisiz görüntüleri sonrasında hırslı performansıyla son maçta forvet hattında İlk 11'deki yeri kapan Güven Yalçın'ın da kulüpte sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yetenekli oyuncuyla yapılan görüşmelerde olumlu ivme kat eden Karakartal 23 yaşındaki futbolcuyla da 4 senelik yeni sözleşme yapmayı hedefliyor. Beşiktaş yönetimi Atiba Açınsın kararını verdi. Beşiktaş'ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Açınsın'ın kulüpte sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek. 39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında siyah beyaz yönetim oyuncuyla bir yıl daha yolu devam etme kararı aldı. Oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin Atiba'dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi. Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Atiba 26 gol kaydetti. Önder Karaveliler oyuncularına Galatasaray uyarısı. Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, pazartesi günkü rakipleri Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ekibiyle takip ederken Sarı Kırmızılıları analiz etti. İspanyol deviyle deplasmanda golsüz berabere kalan Cimbom'un büyük maçlara farklı motive olduğunu vurgulayan Karaveli'nin rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın daha öncelikle oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona'la karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve son hazırlıklarımızı buna göre yapmalı izlediği öğrenildi. Galatasaray'ın her zaman çok güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan siyah-beyaz takımın teknik patronunun içimiz hiç kolay değil. Rakibimiz nasıl büyük maçlara farklı bir anlayışla çıkıyor. Biz de aynısını yapmalıyız. Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur.'' Bu yüzden dikkatli olup hatasız oynarsak istediğimiz sonuçla sağdan ayrılabiliriz değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Önder Karaveli ve ekiminin bir kez daha Galatasaray'ın hem Barcelona hem de Trabzonspor maçlarını izleyerek son analizlerini yapacağı bildirildi. Beşiktaş'ta derbi alarmı Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Beşiktaş Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak erteleme gerginliği eklendi. Galatasaray, Barcelona ile 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken, siyah beyazlı camia bu talebi kabul etmedi. Siyah beyazlı ekipte derbi müsabakası öncesi kallerin Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Wellington, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken diğer 5 futbolcu ise Galatasaray önünde sarı kart görmeleri halinde 30. haftadaki Attaka Hatay Spor maçında cezalı duruma düşecek. Siyah beyazlı ekipte tedavisi devam eden Miralem Piyaniş de derbi de oynayamayacak. Sivas Spor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Domagoj Vida takımla yapılan son idmanlara katılırken Josef de Solzaran, teknik direktör Önder Karaveli'yi sevindiren haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında görev yapmayan Josef, Cuma günkü idmanda kendini iyi hissettiğini ve maçta görev yapmak istediğini belirterek antrenmana çıktı. Sakatlığı bunlar Atiba Açınsın'ın durumuna da maç günü karar verileceği öğrenildi. Beşiktaş'ta Umut Meraş'tan formda olan yok. Siyah beyazlı formayla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla Solbek'te Rıdvan Yılmaz'dan formayı kapan Umut Meraş derbide de görev bekliyor savunmadaki etkisine ek olarak hücum hattında da oldukça başarılı bir görüntü çizen Umut, nefs adındaki mücadele öncesinde göreve hazır olduğunu dün Vodafone Park'ta yapılan itmanda gösterdi.